tutumu uygulayacağız. Açılarımız geniş açılar. 180 üzerinden, şu 240'ı 180 ya da 270 üzerinden dönüştürebiliriz. 180 üzerinden yazsak tanjant 180 artı 60 diyebiliriz. İkisinin toplamı 180 ile 60'ın toplamı 240 yapacak. Diğeri 330. İstersek 360'tan, istersek de 270 üzerinden yazarız. Ben 270'ten yazıyorum. Kotanjant 270 artı 60 olacak. Toplarsak ikisini 330 eder. Bölü. Aşağıdaki kotanjant 150. İstersek 90'dan, istersek de 180 üzerinden yazabiliriz. Ben yine 90 üzerinden yazacağım. Kotanjant 90 artı 60 oldu. Şimdi bölgelerinden işaretlerini bulacağız. Şöyle basitçe bir birim çember çiziyorum. Aslında çizmeye gerek yok. Direkt zihnimizde yer almalı bu. 0, 90, 180, 270, 360. Birinci bölge işaretler artı artı. İkinci bölge eksi artı. Üçüncü bölge eksi eksi. Dördüncü bölge artı eksi. Birinciler kosinüs, ikinciler sinüs oluyor. Bunların bölümü de tanjant ve kotanjantın işaretine yarıyor. Şimdi tanjant 240 bu üçüncü bölgeye denk gelir. Şu araya düşüyor. Sinüs ve kosinüs eksi olduğu için bölümleri artı olacak. Demek ki şu ifade pozitif. Bunun sonucunu pozitif bulacağız. Şu. Şuna gelelim. Kotanjant 330. Dördüncü bölgeye denk geliyor. Kosinüs ve sinüs ters işaretli. Bunları bölünce eksi olacak. Şu negatif bir sayı demek. Bu pozitifti. Şu negatif. Burası negatif çıkacak. Kotanjant 150. 150 ikinci bölgeye denk gelir. Kosinüs ve sinüs ters işaretli. Biz bunları bölersek eksili olur. Sonuç. Bu da negatif bir ifade. Negatif olacak. Şimdi dönüştürmeyi yaparken 180'den ya da 360'dan dönüştürme yapıyorsak sabit kalacak fonksiyon. 90 ya da 270'den yaparsak değişecek. Şunu çizdiğimiz anda geriye tanjant 60 kalacak. 180 üzerinden yaptığım için tanjant değişmiyor. Tanjant 60. Burada 2 tane eksi var. Artıya dönüşecek. 2 tane eksi olduğu için. Artı. Tabii 270 üzerinden dönüşüm uyguladığımız için şu dikey eksen üzerinden kotanjant tanjanta dönüşür. Tanjant 60. Şuradaki 270 gidince tanjant 60 kalacak dönüştüğü için. Faydasına gelelim. Burada da kotanjant tanjanta dönüşecek yine. 90 üzerinden yaptığımız için. Yalnız önünde eksi işareti var. Bunun işareti eksi olduğu için buraya eksi gelecek. Şunu çizdiğimiz anda eksi tanjant 60'a eşit olacak. Yukarısı 2 tane tanjant 60. Aşağısı eksi tanjant 60. Bunlar sadeleşir. Sonucumuz eksi 2 olur. Tabi sadeleşmese de yine üçgen üzerinden bunları bulabilirdik. 30-60-90 üçgeninden tanjant 60 bulunabilir.